Sayın Kaptan Esra Gümüşkırcı'nın spor yaşamı gerçekten ilham verici. Ama şimdi de Mayor Ekrem İmamoğlu. Sayın Başkan Ekrem İmamoğlu'yu duymak için heyecanlıyız. Good evening. İyi akşamlar. Happy to see you here. Hepinizi burada görmek çok Honorable mutlu ediyor beni. Chairperson of the Republican Party, Türkiye Cumhuriyet Halk People's Partisi, saygıdeğer Genel Başkanı Mr. Özgür Özel, Sayın Özgür Özel, esteemed EOC saygıdeğer esteemed Avrupa Olimpiyat Komitesi IOC Başkanı, saygıdeğer Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcıları ve üyeleri, Uluslararası Federasyon üyeleri, değerli Milli Olimpiyat Komitesi Başkanları ve temsilcileri, Olimpiyat ve Paralimpik ailesi üyeleri, saygıdeğer Paris Belediye Başkan Yardımcısı, saygıdeğer Türkiye Paris Büyükelçisi, ekselansları, hanımefendiler ve beyefendiler. Şimdi İstanbul Evi olarak adlandırdığımız Paris'teki bu güzel mekanda bu akşam huzurunuzda konuşmak benim için bir ayrıcalık ve onurdur. Hoş geldiniz. Together with the Turkish Olympic Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile birlikte misafirlerimizi en güzide Türk misafirperverleriyle ağırlıyoruz. İstanbul, House, İstanbul evinde burada bir araya gelirken olimpiyat ve paralimpik oyunların bir spor etkinliğinin ötesine taşıyarak küresel bir harekete, mükemmellik, dostluk ve saygı ruhuyla insanlığı birleştiren bir harekete dönüştüren değerler ve ilkeler üzerinde hep birlikte düşünüyoruz. Paris'te şu ana kadar çok çeşitli duygular yaşadık. Birkaç müsabakaya katılma şansım oldu. Ve bu müsabakalarda sporcuların mükemmel performanslarına, disiplinlerine, hassasiyetlerine ve kararlılıklarına tanık oldum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak kendimizi olimpiyat ve paralimpik oyunları için sporcu yetiştirmeye ve geliştirmeye adamış durumdayız. İstanbul Belediyesi'nin spor kulüplerinden bu kadar çok sayıda sporcunun Paris 2024 olimpiyat oyunlarına katıldığına tanık olmak gerçekten çok memnuniyet verici. Ailem ve ben sporun ve özellikle de A Milli Kadın Voleybol takımımızın çok büyük hayranlarıyız. Onların maçlarını tabii ki ülkemizde birçok kez izledik ama olimpiyat oyunlarında yarıştıklarını ve maç kazandıklarını görmek bizi özellikle çok gururlandırdı. Son iki haftada Paris bizleri ve tüm spor dünyasını sıcak bir şekilde kucakladı ve olağanüstü organizasyon kapasitesi ve kalitesiyle herkesi etkiledi. Bravo ve merci Paris. Paris'teki Eiffel Kulesi'nde olimpiyat halkalarını görmek gerçekten ilham verici. Bir gün ben de bu halkaları İstanbul'da, Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Boğaz'ın üstündeki o köprüde görmeyi hayal ediyorum. Bu Boğaz'ın köprüsü bildiğiniz gibi Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlıyor. İstanbul herkesi birleştiriyor. İstanbul insanlığı birleştiriyor. Excellence
Mükemmeliyet, olimpiyat oyunlarının temel direği ve yine felsefesinin ana ilkesi. Olimpiyat oyunlarının kurucularının inandığı üzere, olimpizm, beden, irade ve zihin niteliklerini dengeli bir bütün halinde birleştiren ve yücelten bir yaşam felsefesidir. Bu sözler İstanbul 2027 Avrupa Oyunları vizyonumuzun ruhunu da en iyi şekilde yansıtıyor. İki kıtayı birbirine bağlayan İstanbul, birlikteliğin, çeşitliliğin ve kültürel zenginliğin simgesidir. Antik miras ve modern canlılığın uyumlu bir şekilde bir arada var olduğu şehrimizde insan potansiyeli ve mükemmeliyet arayışını kutlamak için gerçekten olağanüstü bir ortam buluyoruz. Zengin tarihi ile ticaret, kültür ve diplomasi merkezi olan İstanbul, olimpiyat ruhunu gerçekten de aynı şekilde temsil ediyor. Sevgili olimpiyat dostları ve ailesi, İstanbul 2025 Avrupa Paralimpik Gençlik Oyunlarına ve 2027 Avrupa Oyunlarına ev sahipliği yapacak. Ayrıca 2027 Avrupa Paralimpik Oyunları için iki aday şehirden biriyiz. Bu oyunlara ev sahipliği yapmak, dostane rekabet ruhu aracılığıyla İstanbul'un hepimizi birleştirecek büyük bir merkez olduğunu tüm dünyaya gösterecektir. İstanbul aynı zamanda Avrupa oyunlarını gençlere ilham vermek ve gençlerin katılımını sağlamak, topluluk duygusunu ve ortak amacı teşvik etmek için bir araç olarak kullanmayı da amaçlamaktadır. Çok teşekkür ediyoruz sevgili başkan, Sayın Kapralos, sevgili dostum. Bu oyunları ev sahibi yapma onurunu bize bahsettiğiniz için. Ve yine Avrupa Olimpiyat Komitesi'ne de müteşekkiriz. İstanbul, kültürün, tarihin ve insan başarısının kalıcı gücünün canlı bir kanıtıdır. Sporun neşesi ve heyecanı her zaman İstanbul'un zengin tarihi ile iç içe olmuştur. Hipodrom gibi tarihi mekanlar bir zamanlar hem sosyal hem de siyasi yaşamın kalbi olarak hizmet etmiştir. Osmanlı döneminde İstanbul sportif faaliyetlerin merkezi olmuştu. Özellikle binicilik sporları ve okçuluk çok gelişmiş bir düzeydeydi. Bu etkinlikler sadece sarayın eğlenceleri değildi. Aynı zamanda katılımcıların becerilerini, yiğitliklerini, cesaretlerini ortaya koyan önemli sosyal etkinliklerdi. Modern çağda İstanbul tarihi mirasını onurlandırırken spor dünyasını da en iyi şekilde kucaklamıştır. Şehrimiz modern stadyumların ve spor tesislerinin İstanbul'un tarihi cazibesiyle bir arada bulunduğu, geçmiş ve bugünün uyumlu bir karışımını simgeleyen uluslararası spor etkinlikleri için canlı bir merkeze dönüşmüştür. İstanbul'un arenalarını süsleyen eski atletlerin, sporcuların ve modern spor kahramanların hikayeleri zengin bir ilham dokusuna katkıda bulunmaktadır. Saygıdeğer konuklar, 2027'ye doğru heyecanla ilerlerken sporculara, yetkililere ve izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatmak için her ayrıntıyı planlıyoruz, hesaplıyoruz.
İstanbul 2027 hazırlıklarının en dikkat çekici yönlerinden biri şehrin spor altyapısını dönüştürülmesidir. We will give priority gelecek nesiller için miras ve toplumsal fayda sağlamak için sürdürülebilir bir şehir planının parçası olarak mevcut tesislerin iyileştirilmesine ve yeni modern tesislerin inşa edilmesine öncelik vermekteyiz. Avrupa oyunlarının en yüksek atletik performansı, seyir zevkini ve sürdürülebilirliği teşvik eden bir ortamda düzenlenmesini sağlıyoruz. Avrupa oyunları çok büyük katkı sağlayacak ve sporculara büyük bir zevk yaşatacaktır. Sürdürülebilirliği geliştirecektir. Şehir yeşil bir etkinliğe ev sahipliği yapma konusunda kararlıdır. Hedefimiz karbon ayak izlerini azaltmak, toplu taşımayı teşvik etmek ve tüm tesislerin herkes için erişilebilir olmasını sağlamaktır. Toplumsal cinsiyet ya da cinsiyet eşitliği de yine önceliklerimizden biridir. Bu yıl Team Türkiye'nin yarısından fazlası kadın sporculardan oluşuyor. Türk kadınlarına teşekkür ediyoruz. I know my wife here. Biliyorum, eşim burada. We will make sure that the games oyunların şehir ve tüm insanlar üzerinde olumlu bir miras ve etki bırakmasını ve bu olağanüstü etkinliğe katılan ve tanık olan herkes tarafından hatırlanmasını sağlayacağız. In the spirit of the Olympics. Olimpiyatların ruhuna uygun bir şekilde bu vizyonu birlikte benimseyelim ve İstanbul 2027 Avrupa Oyunları'nı bir araya geldiğimizde neler başarabileceğimizin parlak bir örneği haline getirmek için hep birlikte çalışalım. Ortak bir amaç için. Sadece zafer için değil, aynı zamanda toplu çabalarımızdan aldığımız keyif, örnek davranışların eğitici değeri ve evrensel etik ilkelere saygı içinde birlikte çaba gösterelim. İstanbul 2027 ve sonrasında hepinize ev sahipliği yapmayı dört gözle bekliyor. Thank you all for bu olimpiyat kutlama gecesinde bizlere katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Thank you very much. Enjoy your evening. Teşekkür ederiz başkanım. Sağ olun. Çok mersi. It is uplifting to hear your excitement to transform Istanbul into a city of sports by hosting sports events at the spor etkinliklerine ev sahipliği yaparak İstanbul'un geliştiğini görmek gerçekten çok güzel. Şimdi bir video seyredelim.
Burcu, may I ask you, do you know what kıspet is? Yeah, I think you know. Burcu, kıspet nedir biliyorsun değil mi? But for those in audience who are not familiar with the kıspet, bazıları kıspet kavramı ile aşina olmayabilir. Nedir biliyor musunuz? Hadi anlat. A pants, but leather. aslında bir pantolondan bahsediyoruz. Güreşçilerin müsabakalarda giydiği deri pantolona kıspet ismi veriliyor. Bu bir teknik ekipman aslında ve güreşçilerin mobilitesini teşvik eden, buna yardımcı olan bir pantolon. Çok teşekkür ediyoruz. Anladık. Ama ben giyemem. Ladies and gentlemen, as our hanımefendiler, beyefendiler, yavaş yavaş gecenin sonuna geliyoruz. Saygıdeğer Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu sahneye davet ediyoruz. Avrupa Olimpiyat Komitesi Başkanı Sayın Sipros Kaparos'a bir kısmet hediye edecekler efendim. I want to invite you Mr. Özgür Özel. Sayın Özgür Özel de lütfen bize katılınız. And we promise each other. Tabii ki biz söz verdik Sipros'la birbirimize 2027'de kendisiyle Sirtaki, Horon ve Halay çekeceğiz. And a gift to our mayor from Mr. Pralos. Sayın Pralos'tan Sayın Belediye Başkanı'na yine bir hatıra. Sirtaki not yet. No. Sirtaki henüz değil ama 2027'de Sirtaki dans edeceğiz ve birçok başka şey de yapacağız. İstanbul will be magic games in 2027. Biliyorum ki 2027'de İstanbul'daki Avrupa oyunları gerçekten çok özel olacaklar. Konuşma yapmayacağız dedik. Evet, tabii. Sayın Genel Başkanım, siz de buradayken birkaç cümle bize şans dilersiniz herhalde. Hello, welcome. Here is a merhaba, very good hoş day geldiniz. In Paris. Gerçekten Paris'te çok güzel bir günü birlikte yaşıyoruz. With our friends dostlarımızla bir aradayız burada Paris'te. Olympic friends. Olimpik ailesinden and dostlarımız we ile buradayız. In the coming time in Istanbul. For Olympic Games. Önümüzdeki dönemde and, İstanbul'da olimpiyatlara da ev sahipliği yapmak istiyoruz. In Istanbul when we are hospitality for everything. İstanbul'da ev sahipliği yaptığımız zaman spor etkinliklerine her zaman çok mutlu oluyoruz. Evet. Ready? Okay. Hazır mısınız? Arno, please come here. Arno, lütfen gelin. Paris Belediye Başkan Yardımcısı bu akşam aramızda. Bu akşam sevgili dostum Anne birlikte olamadı bizlerle, gelemedi sevgili Anne Hidalgo ama kendisi için de bir kısmetimiz var. Okay,
Thank you very much. Just a little speech. Çok kısaca. Guests, sevgili dostlar, sayın belediye başkanı, saygıdeğer konuklar. Belediye Başkanı Anne Hidalgo adına burada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu çok güzel mekanda, İstanbul evinde, Galliera Müzesi'nde birlikte olmak çok güzel. Sizleri burada Paris'te ağırlamak büyük bir onur ve çok mutluyum. Çok teşekkürler. When we had the agreement, I said Arno. Bir anlaşma yaptık. Here, dedim ki Arno'ya, buraya geleceğim ama burada kalacağım. Like geri dönmeyeceğim. Çünkü burayı çok sevdim. Çok güzel bir mekan. İnşallah bir sonraki sefer, bir sonraki olimpiyat oyunlarında tekrar bir arada oluruz. Çok teşekkürler, iyi akşamlar. Çok mersi, çok iyi varsınız. Sağ olun, çok mersi. Teşekkür ediyoruz efendim, sağ olunuz. Dear guests, we want to extend our heartfelt thanks to each and every one of you for joining us tonight at the Istanbul House. Bu akşam İstanbul evinde bizlerle bir araya geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin buradaki mevcudiyeti bu etkinliği çok özel kıldı. Umuyoruz ki bu akşam programını beğendiniz, ilham verici buldunuz ama lütfen hiçbir yere gitmeyin. Yaklaşık yarım saat içinde çok özel bir caz şarkıcısı Karsu'dan özel bir konser dinleyeceğiz. Lütfen ayrılmayın. Sorry for our accent, but we have to do it. Bonsoir. Aksanımız için özür dileriz. Was it good? Bonsoir. Not bad. Not bad. I think enjoy the evening. Thank you so much.